İçecek menüsü falan ister misin? Yoksa böyle beklemek güzel mi? Onu ben alacaktım. Ya içecek bir sürü şey var Öykü. Olabilir ama bundan bir tane kalmış. Ve sen o dev cüsserle dolabı kapatmasaydın ben bunu alacaktım. Hem suçlu hem güçlü. Bak ikimiz de sinirliyiz, tamam mı? O yüzden bu konuyu sonra konuşalım Öykü. Sen ne yaptığının farkında mısın? Asıl sen ne yaptığının farkında mısın? Ne demek evliliği gözden geçirelim Öykü? İşler biraz zora girdiğinde durup savaşmak yerine kaçmak en kolay değil mi? Ne yapacaksın? Gene İtalya'ya mı kaçacaksın? Ne alakası var ya? Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ama belki sen valizini toplayıp Mete'nin evine girersin. Vallahi ben evimden memnunum. Hem gitmek istesem de Mete'nin evinden daha uzak bir yer seçerim, emin ol. Asıl ben daha uzağa giderdim. Hatta Kuzey Kutbu'na falan giderdim. Aramızda ne kadar enlem farkı olursa o kadar iyi. Asıl sen özür dileyeceksin. Görürsün sen. Görürsün sen. Ne yapıyorsun sen? Salonda yatacağım. Hayır efendim. Ben yatacağım salonda. İyi, nasıl istersen. Nasıl ya? Beni salonda yatırıp kendin burada mı yatacaksın utanmadan? Gir. Sabahı şerifleriniz hayır olsun Sultan. Size kavuşamayınca hasretten lal oldu bu dil. Sana da günaydın Olcay. Hayırdır, Osmanlıca kursundan mı geliyorsun? Kursa ne hacet? Köklü bir aileden geliyorum. Bizim ailede Osmanlıca konuşmak bir gelenekti. Ay neye borçluyuz bu neşeniz sabah sabah? Ay bilmiyorum kraliçem, kış geldi diye herhalde. Yani ben bu puslu havaları nasıl severim bilseniz. Ayaz'ı gördün mü hiç? Toplantı vardı, erken gelecekti. Vallahi görmedim kraliçem ama dün geceki darbeden sonra herhalde kendine gelememiştir. Ne darbesi? Evliliklerini gözden geçirecekler ya. Ay söylemeyecektim ben bunu, laf taşımayacağım diye söz verdim kendime. Olcay! Dün gece Mete'nin doğum günündeydik ya. Hı? Kıyamet koptu. Çabuk anlat. Bütün detayları duymak istiyorum. Müdahale etmeyeceksiniz ama değil mi kraliçem? O konuda söz ver ama. Ne oldu? Geç mi kaldım? Niye burada uyudun sen? Sana ne? İstediğim yerde uyurum. Hem zaten artık orası. Bir dakika, bir dakika. Neymiş artık orası? Ha, pardon. Biz evliliğimizi gözden geçiriyorduk, değil mi?
Peki nasıl oluyordu bu? Bir liste yapıp artılarını, eksilerini bir tarafa mı yazacağız? Ayaz. Peki eksiler daha fazla çıkarsa evliliği alıp çöpe mi atacağız? Hayır. Bak bu böyle olmaz, tamam mı? Bizim artık konuşmamız lazım. Of. Ayaz. Beni utanmadan kapıyı suratıma mı kapatıyorsun? Ya konuşmamız lazım diyorum sana. Niye kaçıyorsun? Aa, yeter Öykü ya. Amma üzerime geldin ha. Ancak özür dilersen konuşuruz. Ben mi senden özür dileyeceğim? E niye konuşmak istiyorsun? Bana mı özür dileteceksin? Çok beklersin canım. Konuşmak falan yok. Şunu ortasından sıkmamak ne kadar zor olabilir ki? Ben öyle seviyorum belki. Duşa gireceğim, çabuk ol. Önce ben gireceğim. Aşağıda bir duş daha var, sen oraya gir. Olabilir ama ben orayı sevmiyorum. Ayrıca oranın duş başlığı bozuk. Öyle mi? Ayaz, ne yapıyorsun? Ortada bir duş, girmek isteyen iki kişi olunca ne yapacağız? Mecbur beraber gireceğiz. Ne alakası var ya? Bak, emin misin? İkimiz de rahat rahat sığarız. Pis kalırım daha iyi. Ölürsün değil mi şu bardağı makineye koysan? Belki daha içeceğim. Aha, tabii. Ya ben her seferinde seni arkanı toplamak zorunda mıyım ya? Allah Allah, toplama. Ben zaten koyacaktım onu beklesen. İki dakika tezgahın üstünde durunca kıyamet kopmuyor. Birazcık titizlik ya, birazcık titizlik. Buraya rahatlık, anlamıyorum ki. Canım ya, kıyamam ben sana Ayaz. İşte bunlar Ayaz'cığım, hep görücü usulü evliliğin sonuçları. E tabii, daha yeni yeni öğreniyorsun huylarımı değil mi? Huylarını biliyorum da yeni yeni dikkatimi çekiyor canım. Sen şuna yeni yeni batıyor desene canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.